Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere İzmir'in meşhur boyozunun tarifini vereceğim. Daha öncesinde çok yaptım, çok da güzel oluyor, birebir de yedim. Tabii ki onlar kadar güzel yapamayız. Ben de artık tahta aldım böyle, bunun üzerinde açacağım. Almışken hemen yapmak istedim. 1 kilo un var önümde. Ben her zaman un soruluyor diyor. Hiçbir şekilde dokunmadan sizlere göstermek istedim. 1 kilo unla yapacağım. Açık un kullanıyorum, böyle paket kullanmıyorum ben. Eğer paket kullanacaksanız böreklik bir un kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi unu ölçeceğim, tam 1 kilo kullanacağım ama böyle 200 milimlik bardakla ne kadar gelecek sizlere de belirtmek amacıyla ölçeceğim. Tam 9 bardak, 9. bardağımı da döküyorum. Toplamda tamına 9 bardak un çıktı. Biraz da döktüm. Kalsın burada. Tahtanın üzerinde devam edeceğim için sıkıntı değil. Bir tatlı kaşığı dolusu, hatta 1,5 da koyabiliriz. Tuz ekliyorum. Ortasını açacağım. Sadece un, tuz ve su kullanacağım. 4 su bardağı unu da yanıma aldım. Yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. Sonunda sizlere ne kadar su eklediğimi söyleyeceğim. Suyun hepsini kullandım. Toplamda 4 su bardağı un, su iyi gelecek gibi. Artık tahtanın üzerine alayım. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru toplamda 10 dakikadır yoğuruyorum. Yakından da göstereyim. Orta sertlikte, yani çok aşırı sert de değil, çok yumuşak da değil. 2-3 yemek kaşığı kadar da unu serpip serpip hamuru toparladım. Gördüğünüz gibi. Uzun sürede yoğurmazsanız hamurunuz tam kıvam almaz. Uzun sürede yoğurmanız çok önemli. Böyle bir ikiye böleyim. Birazcık un serpeyim. Tam eşit parçalara bölmeye çalışın. Hatta mutfak tartınız varsa tartabilirsiniz. Toplamda 12 tane oldu. Hepsini eşitledim. Yuvarlıyorum. Hamurların üzerine örteceğim. Toplamda yarım saat boyunca dinlendireceğim oda ısısında. Sıcak bir ortamda dinlendirmenizi tavsiye ederim. Yarım saat sonunda şeklini vereceğim. Hamur 30 dakikadır dinlendiriyordum. Yanıma 300 gram tereyağı aldım. 1 kilo un için 300 gram tereyağı iyi. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ aldım. Sadece elimi bulamak için. Yani arada elimi batıracağım. Hamuru çok fazlasıyla hepsini açmıyorum, üzerinin kurumaması için tek tek alıyorum, elimi de arada yağlıyorum. Hamurları pasta tabağı büyüklüğünde açacağım elimle. Bu kadar yeterli. Biraz altını yağlayayım. Kenarda dursun. Hemen diğerini açacağım. Hep elinizi yağlayın. Bu kadar dinlenmesi bile yeterli gelmiş. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla açılıyor. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar hemen hemen tereyağı koyuyorum. Margarin de olabilir. Aslında 1 yemek kaşığı dolusu diyebilirim. 300 gramı eşit bir şekilde bölersiniz hamurunuzun sayısına göre. Kenarlarına koymuyorum. Sadece ortasına.
Aslında biraz daha yağım erimiş olsaydı daha rahat sürecektim ama beklerken eriyecektir içinde. Diğer hamuru üzerine kapatıyorum. Ve kenarlardan bastırıyorum. İyice kapatın, kenarlardan yağ çıkmasın. Hafif ortaya doğru da bastırıyorum. Bastırdıkça böyle sanki mayalanıyor gibi oluyor. Tamamdır. Şimdi ben arka tarafa bir masa açtım. Onun üzerine yağladım bolca. Orayı götüreceğim. Koyacağım. Orada dinlendireceğim. Yine aynı şekilde açıyorum. 12 tane beze var. Birleştirdiğim için 6'ya düşüyor. Tekrardan yağı koyuyorum. Hamuru alırken tekrar açıyorum çünkü toplanıyor. Üzerine kapatıyorum. Kenarlarını iyi bastırın. Tereyağı fışkırmasın. En son kenarlara bastırdıktan sonra ortaya bastırın. Bu da tamam. Hamurları böyle bir masam var. Küçük bir masanın üzerine getirdim. Streç filmle üzerini kapatıyorum. Böyle kapatırsanız böyle hafif hamur nemleneceği için daha güzel açılacaktır. Eğer streç film kullanmayacaksanız buzdolabı poşetiyle de kapatabilirsiniz. Tamamdır. Hepsini kapattım. Temiz bir bezle örtüyorum. Ben biraz fazla yaptım ama sizler yarıya da indirebilirsiniz. Temiz bir bezle örtüyorum. Toplamda 2 saat boyunca artık hamurları kenara alacağım. Hiçbir şekilde dokunmayacağım. 2 saat sonra tek tek açmaya başlayacağım. Hamuru dinlendirdim artık. Masanın üstünden getirirken ister istemez çünkü çok yumuşadı. Birazcık zor getirdim. Hemen şöyle elimi yağlıyorum. Hatta altını da biraz yağlayayım. Hamur o kadar yumuşamış ki beklerken. Artık çekiştire çekiştire açacağım. Açabildiğiniz kadar açın. Ben de alanım müsait olduğu kadar açacağım. Hafif yırtılmalar olabilir. Hiç endişe duymayın. Gördüğünüz gibi biraz şöyle ortayı da hafif açayım. Hemen rahatlıkla açıldı. Şöyle katlıyorum. Zarf şeklini vereceğim. Kenarlarda kalınlıklar hiç sıkıntı değil. Kapatın o arada. Gidiyor. Şöyle açabildiğim kadar açacağım. Kalın yerleri de hafif açıyorum. Genişletiyorum. Rolo yapacağım. Arada elimi yağlıyorum. Çok rahat açıldı hemen. İki üç hareketli açıldı hamurum. İyi dinlendirmeniz çok önemli. Hazırladığımı şöyle bir tahtanın üzerine, sizler de herhangi bir tepsinin ne varsa onun üzerine alabilirsiniz. Yağladım. Kenara kaldıracağım. Tekrar bir tane daha hamur getirdim. Önce şöyle açayım.
içindeki tereyağı yayılsın. Az önceki çok yumuşak olduğu için hemen kendi kendine açılmaya başladı bir de. Önce kenarlardan birazcık incelteyim. Şimdi artık açmaya başlıyorum. Arada elinizi yağlamayı unutmayın. Bunu yaparken birazcık yerinizin olması lazım. Bir taraftan atıyorum. Uç kısımları açabildiğiniz kadar açın. Açılmayan kalın kalacak artık. Hemen diğer tarafı da. Tekrar hazırladığım hamurun yanına alıyorum. Altı hamuru da açtım. Gerçekten inanırsanız tam 20 dakikada altısını da açtım. Çok rahat açıldı. Ellerim falan da hala yağ içinde. Şimdi üzerini tekrar streç filmle kapatacağım. Bir 45 dakika daha dinlendirdikten sonra artık tepsilere kesip yerleştireceğim. Ama bu dinlendirme aşaması çok önemli. Eğer dinlendirmezseniz koparamazsınız hamurları. Bu aşamaya çok dikkat edin. En az 45 dakika, 1 saat arası dinlendirebilirsiniz. Hamuru yeterince dinlendirdim. Tepsilerimi de yağladım artık. Açıyorum. Bir tanesini alıyorum. Elimle koparıyorum. İçe doğru bastırıp tepsiye koyuyorum. Şöyle. Hemen hemen bir tanesini 5'e falan böleceğim. 4'e böşeyim. İçe doğru parmağımla sokuşturuyorum. Buna yeterli artık. Ben diğer tepsiye alıyorum. Benim mini fırın olduğu için 3 tepsiye kadar çıkacaktır. Siz isterseniz hamurun miktarını azaltıp yarıya da indirebilirsiniz. Bitirdim. Toplamda benim böyle 2 tepsi oldu. Bunu da bir tepsi yapacağım ama bu piştikten sonra boşaltıp tekrar pişireceğim. O yüzden öncelikle bir yarım saat boyunca bu şekilde üzerini örterek dinlendireceğim. Yarım saat bunu kesin dinlendirin. Bu aşamada çok önemli. Boyozun yapma aşamalarında birazcık zamanınızın olması gerekiyor. Yani sürekli onunla ilgilenmiyorsunuz ama yapıp bekleme aşamaları çok fazla. Diğerini de üzerini örtüp yarım saat boyunca bekliyorum. Yeterince dinlendirdim. Ben şimdi tek tek tepsi tepsi pişireceğim. Önce elimle şöyle biraz bastırıyorum. Hafif. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına yolluyorum. Çok fazla değil. Üzeri kızarınca fırından alacağım. Her aldığımda tepsiye dizdiklerimde üzerine bastırıp tekrar fırına yollayacağım. Boyozların tamamını pişirdim. Gayet de güzel pişti. Ortalama bir tanesi, bir tepsiyi ortalama 20-25 dakikada pişirdim. Üzerini çok fazla kızartmaya uğraşmayın. Bu sefer kurutursunuz. Hafif üzeri kızardı mı yeterli. Şöyle bir tanesini alayım. Sizlere de ne kadar çıtır olduğunu yakından göstereyim.
gördüğünüz gibi içi de gayet güzel, incecik. Tel tel ayrılıyor. Bu şekilde elimle de ufalıyorum ama kusura bakmayın. Sizlere böyle tam ayrıntılı göstermeye çalışıyorum. Çok güzel incecik oldu. Ve çıtır çıtır. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfaklı olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.